Değerli dostlar, hepinize merhaba. Atlas kanalımızda yeni bir video ile yine karşınızdayız. Öncelikle her videoda olduğu gibi bu videoda da sizden videoya başlamadan önce destek bekliyoruz. Kanalımızın şu anda abone sayısı 1700 civarında. Bu abone sayısının artmasında, geniş kitlelere ulaşmasında sizlerden destek bekliyoruz. Videolarımızı yoğun bir şekilde izlerseniz ve dostlarınıza gönderirseniz seviniriz. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Bu videomuzun konusu zeytinyağı fiyatları neden artıyor? Evet, şöyle bir araştırma yaptık. Biraz da zeytinle az çok ilgilenmeye çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz birinci özellik zeytinin bir ağacın bir özelliği var. Bir yıl fazla verir, bir yıl az verir. Bu ağacın kendi özelliği. İkinci bir özellik, mevsim şartları iyi gitmezse verim de düşer. Tabi ayrıca onun haricinde ağacın bakımıydı, toplanış şekliydi, onlar da etki eder. Geçen sene aşırı soğuklardan dolayı zeytin ağaçları yanınca zeytinyağı fiyatları da tabi artış oluyor. Türkiye'nin biliyorsunuz sofralık ve yağlık zeytin üretimi büyük kısmını Bursa karşılıyor. Bursa bölgesinde -13 dereceye sıcaklıkta düşüyor ve zeytin ağaçlarında soğuk yanığı oluşuyor. Soğuk yanığı da zeytin ağacının fazla mahsul vermesine, özellikle bu durum yağlık fiyatların artmasına sebep oluyor. Ayrıca şimdi 3-4 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı geçen sene çıkıyordu. Bu sene 4 ile 6 kilo arasındaki zeytinden 1 kilo zeytinyağı çıkıyor. Bu da fiyatları arttırıyor. Bu yıl zeytin fiyatlarının artması ve zeytinlerden yağ veriminin düşmesinden dolayı geçen sene 35 lira olan yağ fiyatları bu sene 50 liraya çıktı. Yüksek olan döviz kurundan dolayı zeytinyağı ihracatı da artıyor. Bu da bir etken. İhracat artınca haliyle iç piyasanın fiyatı yükseliyor. Ortalama 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkarken kilo başına 80 kuruş yağhaneler sıkım ücreti alıyor. Zeytinyağın bu yılki maliyeti 45 lira. Evet, Mudanya ilçesinde Yorukalı köyünde bir zeytinyağı işletmesi, fabrikası işleten Berk Demirhisar adlı bir işletmeci bu konuda basına, dostlarına şu şekilde durumu anlatmış. Soğuk sıkım zeytinyağının nasıl olduğunu anlatırken şunları söylüyor. Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi bizim gibi fabrikaların üretim tekniğiyle alakalı. Zeytinyağı üretiminde ekolojik faz dediğimiz sisteme geçildi. İki faz dedi. Sıkıma giden zeytin hamuru dekantör ünitesine yağ ve pirina alarak ayrılıyor. Fazdı. Yani dekantörden yağ, karasu ve pirina çıkıyor. Sıkıma giden zeytin. Soğuk sıkım budur. Eski 3 faz üretim sıkıma giderken aile sıkıma gidiyor. Hamur 30-32 derece arasında sıcaklıkla sıkıma. Bu da soğuk sıkım olarak adlandırılır. Zeytinlerden az yağ çıkıyor. Geçtiğimiz kış belirlerinin soğuktan yandığını dolayı bu zeytin ağaçlarında beklenen rekolteyi sağlayamadı. Ağaçların yanmasından dolayı ciddi oranda rekolte kaybı var. Ancak artan üretim maliyetleri de var. Çiftçinin özellikle gübre, ilaç, mazot, keza bizim gibi işleten elektrik, yedek parça ve ambalaj maliyetlerinin çok yüksek olması bu yıl zeytinyağı fiyatlarını çok yukarı çıkarttı. Üst zeytinden çıkan sızma zeytinyağının litresi 50 lira oldu. Bu yıl üst zeytinin kilosu fiyatı 8 lira. Zeytinde yağ randımanı da düşük. Geçen sene 3-4 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyordu. Bu yıl 4 ile 6 kilo arasında 1 kilo yağ çıkıyor. Bu da fiyatların artmasına sebep veriyor. Haliyle ayrıca yağ ihracatı arttı. Şimdi dostlar, işçi maliyetleri de arttı. Mesela bu zeytin ağaçlarını toplayan sırıkla toplamada sordum kaç lira bu işçi ücreti. 130 lira bir kişinin ücreti.
Ondan sonra tabii bunun taşıması var, yemeğe var, şu su var, bu su var derken onlar da arttı. İkinci bir konu, Türkiye'de özellikle Hatay bölgesinde yangınlar meydana geldi. Bu yangınlar da birçok zeytin ağacı zarar gördü. Bu da üretimi düşürdü haliyle. Onun için bol bol zeytin dikmek gerekiyor. Belediyelere, kurumlara çok iş düşüyor. Çok fazla zeytin dikilsin, maliyet düşsün.